3B Eğitim Kurumları Burak Karabağ, fizik öğretmeniyim. Bu dersimize hoş geldiniz. Şimdi bugünkü konumuz 9. sınıf müfredatı, enerjinin korunumu ve dönüşümü. Enerjinin korunumu ve dönüşümü konusunda bir sistemin iş yapabilmesi için öncelikle enerjiye ihtiyaç duyduğunu bilmemiz gerekiyor. Bundan önceki derslerimizde özellikle ifade etmiştim. Bir sistem üzerinde yapılan iş, o sistem üzerindeki enerji değişimine karşılık gelmek zorunda. Bir sistemin iş yapabilmesi için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu yüzden de enerjinin bir sistemin iş yapabilme yeteneği olarak ifade edebildiğini söylemiştik. Ben de derslerimde, bundan önceki derslerimde özellikle yapılan iş enerjideki değişim olduğunu bahsetmiştim. Ve ÖSYM müfredatı olarak da baktığımız zaman her sene mutlaka soru sorulan bir kısım enerji. Zaten fiziğin tanımına baktığınız zaman madde ile enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. O yüzden dolayı fizikte enerjiyi, enerji dönüşümünü bilmemiz gerekiyor ki fizik bilimini de rahatlıkla sorular olarak yapabilelim. Bir sistemin sahip olduğu enerjinin farklı türden olabileceğini öğrenmiştik. Mesela bu farklı tür enerjileri bir yazalım. Nedir bu farklı tür enerjiler? Mesela örnek olarak kinetik enerji verilebilir. Ne verilebilir örnek olarak? Kinetik enerji. Neydi bu kinetik enerji? Bir cismin hareketinden kaynaklı enerjidir. Başka bir örnek verecek olursak potansiyel enerji. Potansiyel enerji. Neydi arkadaşlar bu enerji? Bir cismin konumundan kaynaklı olan enerjidir. Başka esneklik potansiyel enerjimiz. Esneklik potansiyel enerjimiz. Neydi bu enerjimiz? Evet, baktığınız zaman esneklik potansiyel enerjisi de yayda depolanan, esnek olan cisimlerde depolanan enerji. Ve bunun gibi daha birçok enerjimiz var. Nedir? Dalga enerjisi, güneş enerjisi, ses enerjisi, ışık enerjisi, ısı enerjisi ve bunun gibi daha birçok enerji türlerimiz mevcut. Enerji yoktan var edilemez. Var olan enerji başka bir enerjiye dönüşür. Yani bu konunun asıl temel kısmı enerji vardan yok edilmez, yoktan da var edilemez. Sadece enerji bir birimden başkasına ne olur? Dönüşür. Bunların haricinde enerjimiz var mı? Daha birçok enerji çeşidimiz var. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi, kömür, odun. Bunların hepsi bir enerjidir arkadaşlar. Daha birçok çeşidimiz var. Hepsine tek tek örnek olarak bir bakalım. Güneş enerjisi. Güneş paneline gelen güneş ışınları depolanarak ışık regülatörü olan B'de depolanır ve elektrik enerjisine dönüşen enerji bataryayla C'de depo edildikten sonra D ve E yollarını izleyerek ne oluyor arkadaşlar? Güç üretici de topraklama ve elektrikli çift sistemi ile evlerde kullanılacak şekilde dönüşür. Güneş ışınları tekrar panelde depolanıyor, panelden içeriye geliyor. B yolunu izleyerek C'de depolanıyor ve diğerlerinden de evlerimize ne yapılıyor arkadaşlar? Aktarılıyor. Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Yenilenebilir bir enerji kaynağı. Yenilenebilir enerji kaynağı olduğu için sürekli kullanabiliriz. Başka bir enerji türü olan rüzgar enerjisi. Rüzgar panelleri, tribünleri sayesinde rüzgar panellerinin dönmesiyle hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünü sağladığımız bir enerji türümüz. Yine yenilenebilir enerji kaynağımız, yenilenebilir enerji kaynağımızdır. Nasıl elde ediyoruz? Hemen şöyle kısaca bir bakalım. Rüzgar tribünlerinin dönmesi sağlandığında tribünlerin elektrik enerjisi elde depo edilmesi sağlanır. Transformatörler trafoya iletim için gerilimi arttırır. Trafo elektrik enerjisini uzun mesafelere iletim için gerilimi arttırıyor. Elektrik telleriyle de evlerimize ne yapıyoruz arkadaşlar? İletimini sağlıyoruz. Şimdi burada önemli bir notum var. Rüzgar enerjisinin elde edilebilmesi için 4 mevsim, yani gecesi, gündüzüyle, yazıyla, kışıyla her mevsim rüzgar alan bölgelere kuruluyor. Şu an için baktığımız zaman Ege bölgesinde bir yoğun bir kurulumu var. Balıkesir yöresinde, Çanakkale yöresinde ciddi bir kurulumu var ve yenilenebilir enerji kaynağı olduğu için de kullanımı
nedir? Hem çevremizi kirletmiyoruz hem de yenilenebilir bir enerji kaynağı. Geldik nükleer enerji kaynağımıza. Radyoaktif metaller kullanılarak elde edilen enerji dönüşümdür ve evlere, iş yerlerine rahatlıkla enerjiyi iletebiliyoruz. Şimdi nükleer enerji yenilenemez bir enerji kaynağı, yenilenemez bir enerji kaynağıdır. Tabii ki de uranyum, toryum gibi radyoaktif maddelerin kullanılmasıyla elde ediliyor. Kurulumları maliyetle ve çevre kirliliğinden dolayı kurulan yerler çok önemli bizim için. Nükleer enerjide de son zamanlarda gündemi takip ediyorsak Türkiye'de de kurulmak üzere anlaşmalar yapıldı. Bizde de inşallah nükleer enerji kuruluyor, santralimiz kuruluyor ve üretime başlayacağız. Başka ne tür enerjilerimiz var? Şöyle hemen bir tablomuzdan bakalım. Hemen şöyle bir bakalım. Hidrojen enerjimiz var. Güneş enerjimizden bahsettik. Hidroelektrik, su enerjisi, baraj enerjimiz var. Rüzgar enerjisi, jeotermal enerji. Bunu biraz açıklayalım. Jeo ne demek arkadaşlar? Yer demektir. Yerden çıkan ısı enerjisiyle elde edilen bir elektrik enerjisidir. Maliyetleri, kurulum maliyetleri yüksek. Başka ne enerjimiz var? Biyokütle enerjimiz var. Ölü canlılardan elde ettiğimiz bir enerji türümüz. Daha harici birçok enerjimiz var. Gelgit enerjimiz var, dalga enerjimiz var. Bunlar da yine yenilenebilir enerji kaynaklarımız. Bir de yenilenemez enerji kaynaklarımız var. Nedir bunlar? Kömür, petrol, doğalgaz, petrol, doğalgaz. Bunlar da yenilenemez enerji kaynaklarımız arkadaşlar. Odun da bunun içerisinde sayılıyor. Ondan da bir ısı enerjisi elde edebiliyoruz. Odun, kömür, petrol, doğalgaz. Tabii yenilenemez enerji kaynağı olan ve öğrencilerimizin biraz karıştırdığı bir enerji türü olan nükleer enerji yenilenemez enerji kaynağıdır. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Yenilenemez enerji kaynağı. Bunlardan da yine ısı enerjisi için kullanıyoruz. Günlük hayatta odunu, kömürü genellikle ısı enerjisi için ama bunlardan yine elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Bunu saydığım birçok enerji türlerinden elektrik enerjisini hepsinden elde edebiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Dedik ki enerji hiçbir zaman kaybolmaz. Enerji dönüşür. Bakın pillerde depoladığımız kimyasal enerji, depolanan kimyasal enerji teller sayesinde ampule, duya bağladık. Basit bir elektrik devresi oluşturduk ve kimyasal enerjiyi ışık enerjisine ve aynı zamanda da şuraya özellikle not etmek istiyorum. Bir de ısı enerjisine dönüştürmüş oluyoruz. Bir de bu lambalar ne yapıyor arkadaşlar? Isı enerjisi de yayıyor. Yani sadece burada kimyasal enerji ışığa döndürdük bitti mi? Hayır. Isı enerjimiz de var. Buna da lütfen dikkat edelim. Bir lambada ısı enerjisi de ortaya çıkacaktır. Fosil yakıtların yakılmasıyla az önce bahsettim. Neydi bu fosil yakıtlar? Odun, kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtları biz fosil yakıtlar adı altında isimlendiriyoruz. Elde edilen enerji kullanılarak elektrik enerjisi, ışık enerjisine, ısı enerjisine trende dönüştürülmüştür. Bunu da not edelim. Evet, elektrik enerjisi şekilde görüldüğü gibi potansiyel enerji, kinetik enerji ve ışık enerjisine ne olmuştur? Dönüşmüştür. Birçok enerji türlerimiz var. Birbiri cinsine dönüşen. Tabii bunlar günlük hayatta da çok karşılaştığımız. Mesela bisiklete biniyoruz en basiti. Bisiklette mesela hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviriyoruz dinamolar sayesinde. Ve bir aracımız var. Şöyle görüldüğü gibi aracımızda sürtünme kuvveti mekanik enerjinin ısı şeklinde kaybına neden olmaktadır. Sürtünme kuvvetinde özellikle yine bahsetmiştik ama yine bir notumuzu düşelim. Gerçek hayatta mekanik enerji korunmaz. Mekanik enerjinin korunması için sürtünmesiz ortama ve sistemden sisteme de fark edebilir bu. Özellikle şunu söylemiyorum. Sürtünmesiz ortamda mekanik enerji korunur. Hayır, bazı sistemler var korunmuyor. Örneklerde göstereceğim ama gerçek hayatta özellikle günlük hayatta yaşadığımız hayatta bu mekanik enerjimiz ne olmuyor? Korunmuyor. Bu bir sistemin sahip olduğu enerji sürtünmeden dolayı İstem dışı enerji türüne dönüşebilir. Ama enerji hiçbir zaman kaybolmaz. Bunu unutmuyoruz. Enerji mutlaka başka bir enerji türüne, ışıktır, ısıdır, elektriktir, mutlaka başka bir ısı enerjisine dönüşecek. Özellikle başka bir notum var arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş veya sürtünme kuvveti varsa
bir sistemde varsa ona karşı yapılan iş ısı enerjisi olarak aktarılacağını unutmayalım. Yani sorularda bize derse ki ısı enerjisine belli bir miktar enerji harcanmıştır derse biz o sorudan şunu anlayacağız ki sistemde sürtünme var. Ve sürtünme varsa kesinlikle mekanik enerji korunmaz. Yine derslerimizde bahsettik %100 verim dediğimiz olay var. %100 verim. %100 verim dediğimiz olay da yine mekanik enerjiyle alakalı. Enerjinin tamamını ne yapamıyoruz günlük hayatta arkadaşlar? Dönüştüremiyoruz. Mutlaka sürtünmeye harcanan bir enerjimiz var. Gelelim örneğimize. Bakalım örneğimiz bize ne anlatıyor, ne soruyor? Bir inceleyelim bakalım. Sürtünmelerin önemsenmediği, yani sürtünmesiz bir ortamda yapılıyor bu deney. Sistemde K noktasından serbest bırakılan cisim. Şimdi hemen şunu da bir not edelim. Bakın fizikte arkadaşım her bir kelimenin, her bir cümlenin çok büyük önemi var. Ne demek? Serbest bırakılan ne demek? Hemen buna bir bakalım. Serbest bırakılan bir cismin ilk hızının sıfır olduğuna lütfen dikkat ediniz. Bu ne demek hocam? Serbest bıraktığınız zaman buradaki ilk hızınız sıfır olduğu için otomatik olarak kinetik enerjinizin sıfır olduğundan bahsetmeniz gerekiyor. O zaman hocam burada hangi enerjimiz var? Bu cismin hangi enerjisi var? Yüksekliğinden kaynaklı bir potansiyel enerjisi var. O zaman K noktasında hangi enerjimiz var? Potansiyel enerjimiz var. Hatta maksimum da diyebiliriz. Maksimum olduğu bir nokta burası. Evet, yörüngeyi izleyerek M noktasına ulaşıyor. Bakın her cümlenin önemi var dedim. Eğer bir cisim bırakıldığı aynı yüksekliğe tekrar ulaşabiliyorsa ortam sürtünmesizdir ve mekanik enerji korunmuştur. Buna göre X cisminin KL ve LM arasındaki kinetik ve potansiyel mekanik enerji değişimi için ne söylenebilir? Hemen tek tek not edelim arkadaşlar. X cisminin KL arasında potansiyel enerjisi azalırken kinetik enerjisi artmıştır. Kinetik enerjiniz artar. Hatta L noktasında artık maksimum kinetik enerjiye dönüşür. Ne oldu hocam? K noktasındaki tüm potansiyel enerji L noktasındaki kinetik enerjiye dönüştü. L noktasından tekrar cisim aynı kinetik enerjiyle M noktasına çıkmaya çalışırken de o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? LM arasında da potansiyel enerjiniz tekrar artarken kinetik enerjiniz zamanla ne olacaktır arkadaşlar? Azalır. Burada öğrencilerimizin şu cümleyi kullanması lazım. Arkadaşlar bize mekanik enerjiyi soruyor. Özellikle kırmızı kalemle not ediyorum. Bize neyi soruyor? Mekanik enerjiyi soruyor. Mekanik enerji bir sistemdeki potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır. Bir sistemdeki potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamı. O zaman bu sistemde arkadaşlar potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında bir dönüşüm meydana gelmiştir. Hocam bunu bize kısaca bir bahseder misiniz? Hemen şöyle bir bahsedeyim. KL arasında arkadaşlar K noktası için söylüyorum. Potansiyel enerjiniz diyelim ki %100 kabul edelim. O zaman kinetik enerjimizi ne kabul edeceğiz? 0. Niye? İlk hızımız neydi arkadaşım? 0. Şimdi L noktasına doğru gelirken zamanla potansiyel enerjiniz azalıyor. Mesela yolun yarısına geldiğinde 50-50, dönüşümler 50-50, 50 azalma meydana geldiyse kinetik enerji de 50 çünkü sürtünme olmadığı için kimin arasında gerçekleşti dönüşüm? Potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında bir dönüşüm meydana geldi ve L noktasına geldiğinde potansiyel enerjiniz tamamen sıfır olurken kinetik enerjimiz kaç oldu arkadaşlar? 100. Ne demek bu? Mekanik enerjinin korunduğunun kanıtı. Ne demek? %0'ı topladım 100. İlk durumda K noktasında mekanik enerjimiz 100. İkinci durumda 100. Üçüncü durumda topladınız 100. O zaman ne oluyor arkadaşım? Sürtünmesiz ortamda bu sistem için söylüyorum. Özellikle bu sistem için söylüyorum. Mekanik enerjimiz ne oldu arkadaşlar? Korundu. Evet. Videoyu izlerken arkadaşım mutlaka soru çözümlerini böyle benim gibi açıklaya açıklaya lütfen yazınız. İleride çalışınca size daha fazla yardımcı olacaktır. Tekrar söylüyorum buradaki enerji dönüşümümüz potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında olmuştur.
Bir diğer örneğimize baktığımız zaman sürtünmelerin önemsenmediği ortamda X cismi K noktasından serbest bırakılıyor. Bakın yine serbest bırakılıyor. Sürtünmeniz yok, serbest bırakılıyor. O zaman K noktasındaki ilk hızınız için ne söyleyeceksiniz? Sıfır. Sürtünme yoksa bir cisim bırakıldığı yüksekliğe ne olmak zorunda? Çıkmak zorunda ama sistemi H2'de bırakmış. Bakın şu seviye H1'in altında olduğu için buraya biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. X cismi L ve M noktasından geçerken sahip olduğu enerji türleri nedir? Önce bir K'dan başlayalım. K noktasındaki enerjiden bahsederken K noktasında sadece ne var arkadaşlar? Kinetik enerjiniz sıfır. Potansiyel enerjiniz ne oldu arkadaşlar? Maksimum. Yani bunun formülünü yazacak olursam MGH1. Maksimum bir potansiyel enerjiniz var. Cismi bıraktınız. O zaman L noktasında sadece kinetik enerjiniz var ve maksimumdur. Nedir? Maksimumdur. O zaman hocam biz bunu nasıl bulacağız? Enerji dönüşümü potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında olduğu için en baştaki potansiyel enerjiniz kinetik enerjiye ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Çünkü sürtünme olmadığı için mekanik enerji ne olmuştur? Korunmuştur. Geldim M noktasına. Yine sürtünme yok hocam. Sürtünme yoksa mekanik enerji ne olacaktır? Korunacaktır. Evet, korunur dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Hemen M noktasındaki enerjiye bir bakalım. M noktasında ne enerjimiz var? Potansiyel enerjim var. Nedir? MGH2. Aynı zamanda M noktasında bir kinetik enerjim de var. Kinetik enerjim var çünkü tamamını ne yapamadı arkadaşlar? Bitiremedi. Hatta bunun formülüne de MGH1 eksi H2 demenizde herhangi bir sakınca yok. Aradaki fark kadar enerji kime dönüştü? Kinetik enerjiye dönüştü. Hatta son olarak bunların toplamı da mekanik enerjiyi verdiğinden dolayı ilk mekanik enerjiye de ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Sorumuzu yanıtladık herhalde. Böyle kaptırdım gidiyorum bakalım. L ve M noktasından geçerken sahip olduğu enerji türleri. L'den geçerken sadece kinetik enerjiniz var. M'den geçerken hem kinetik enerjiniz var hem de potansiyel enerjiniz var. Ve mekanik enerji ne olmuş oldu? Korunmuş oldu. Geldik üçüncü örneğimize. Çok güzel bir örnek. Öğrenciyi böyle bir ne yapıyor arkadaşlar? Silkeliyor bu soru. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmeli düzlem üzerinde iç cismi fırlatılıyor. Şimdi arkadaşlar bu iç cismi fırlatıldığına göre başta bir enerjisinin olması lazım. Böyle durduğu yerde bu enerji öyle gitmez değil mi? İlk düzleme geçebilmesi için bunun başta ne olması lazım? Bir fırlatılması lazım. Buna göre iç cisminin KL ve LM yolları boyunca mekanik enerjisi ne olur? Şimdi ortamımız eğer sürtünmesiz olsaydı ne diyecektik arkadaşlar? Hemen değişmez değişmez diye atlayacaktık. Fakat ortamımız sürtünmeli olduğu için belli bir kısım enerji kime aktarıldı? Isı enerjisine aktarıldı. Kime aktarıldı? Isı enerjisine. O zaman mekanik enerji, potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamı olduğuna göre sürtünmeye de enerji harcandığından dolayı mekanik enerjiniz hem KL hem de LM arasında ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Çünkü mekanik enerji potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıydı. O zaman artı bir de sürtünme olduğu için bunların toplamının belli bir kısmı kime gitti? Isı enerjisine gitti. O zaman mekanik enerjiniz ne oldu arkadaşlar? Giderek azaldı. Evet, bir diğer örneğimizle devam edelim. Yine güzel bir soru fakat 11. sınıf müfredatında bunu biraz daha ayrıntılı göreceksiniz ama burada da bir değinelim. Sürtünmesiz düzlem, evet çok güzel, sürtünme yok ama burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Cisimler serbest bırakıldığında L cismi zemine ulaşıncaya kadar geçen sürede K ve L cisminin mekanik enerjileri için hangi ifade doğru? Şimdi atlamıyoruz. Bakın bu sistem farklı bir sistem. Raylı sistem değil, gidip gelme sistemi değil. Bu sistem çok farklı. O zaman şimdi bu cismi buradan bıraktığımız zaman MGH kadar ne oldu arkadaşlar? Bir enerjiniz ortadan kayboluyor. Yani L cismi aşağıya geldiğinde potansiyel enerjisini ne yapıyor? Kaybediyor. L bir potansiyel enerji ne yaptı arkadaşlar? Kaybetti. Kim kaybetti? L kaybetti. Şimdi bu potansiyel enerji, sürtünme yok. Nereye gitti? Her ikisine de kinetik enerji olarak aktarıldı. Hem buna, hem buna,
hem de buna kinetik enerji olarak ne oldu arkadaşlar? Aktarıldı. O zaman L'nin kaybettiği potansiyel enerji neye dönüştü? Kinetik enerji ve kinetik enerjiye, her ikisinin de toplam kinetik enerjisine dönüşmüş oldu. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Bakın, L cismi aşağıya doğru gelirken potansiyel enerjisi azaldı, doğru. Kinetik enerjisi de arttı, bu da doğru. Fakat L'nin aşağıya gelirkenki tüm potansiyel enerjisi, kinetiğe dönüşmediği için L'nin mekanik enerjisi ne olur arkadaşlar? Azalır. Bakın tekrar söylüyorum, burası çok önemli. L cismi aşağıya doğru geldiğinde potansiyel enerjisi doğru, kinetiğe dönüştü. Ama belli bir kısım kinetiği L, belli bir kısım kinetiği K aldığından dolayı ne oldu arkadaşlar? Mekanik enerjiniz azaldı. Geldim K cismine. K cisminin yerden belli bir yüksekliği var ama yatayda yol aldığı için potansiyel enerjisinde bir değişim meydana gelmiyor. Ama kinetik enerjisi ne oluyor? Zamanla artıyor. O zaman mekanik enerjimiz ne olur arkadaşlar? Artar. Cevabımız bu. İşte bu soruya dikkat edeceğiz. Bu soru güzel bir soru. 11. sınıfta biraz daha ayrıntılı, belki de sayısal olarak bu soruyu görebiliriz. Ama burada lütfen dikkat edelim. Sürtünmesiz diye mekanik enerji korunur demeyelim lütfen. Özellikle enerjiler kimler arasında gitti geldi, kimler arasında dönüştü? Buna özellikle ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim örnek 5. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda tutulmakta olan KL cisimlerinin potansiyel enerjileri eşittir. Şimdi sadece bu cümleyle bile ben birçok soruyu cevaplayabilirim. Nasıl yapacağım bunu? Şimdi L cisminin ve K cisminin potansiyel enerjilerinin eşit olduğunu ve hava sürtünmesinin olmadığını söylüyor. O zaman ilk olarak şunu söyleyeceğim. Hava sürtünmesi yoksa bu sistemde mekanik enerji korunur. Çünkü sürtünme yoksa ısı enerjisine de değil, enerji aktarımı meydana gelmez. O zaman bunların potansiyel enerjilerinin eşit olabilmesi için K'nın yüksekliği daha fazla. O zaman K'nın kütlesinin ne olması gerekiyor? L'den büyük olması gerekiyor. K'nın kütlesi L'den nedir? Büyüktür. Cisimler serbest bırakıldıktan bir süre sonra yatay düzleme paralel x-y hizasından geçerken, her ikisi de bu hizadan geçerken niceliklerinden hangileri eşit olabilir? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kinetik enerjilerine bakıyorum. Kinetik enerjilerinin eşit olabilmesi için ne yapmam lazım arkadaşlar? Kinetik enerji formülümü bir bilmem lazım. Nedir? 1 bölü 2 m v kare. Şimdi arkadaşlar K'nın kütlesi zaten büyük. Daha yüksekten bırakıldığına göre buraya daha hızlı gelmesi gerekmiyor mu? Daha çok yüksekten bırakılıyor. O zaman hızı da büyük. O zaman kinetik enerjisi ne oldu arkadaşlar? Büyük. Eşit olma ihtimali yok. Geldim 2'ye. Potansiyel enerjileri eşit mi? X'ye hizasında bunların yükseklikleri eşit. Nasıl oluyor? Yükseklikleri eşit. O zaman kütleleri farklı. O zaman potansiyel enerji formülü gereği MGH. Yükseklikler eşit X'ye hizasında. Yer çekimi de eşit. Ama kütleleri farklı olduğu, potansiyel enerjileri de ne oldu? Farklı olur. Özellikle not ediyorum. Bu cisimlerin mekanik enerjileri eşit midir? Evet. Bu kesinlikle ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Niye arkadaşlar? Başta bırakıldıkları toplam potansiyel enerjileri x-y hizasında tamamen neye dönüşmüştür arkadaşlar? Neye dönüşmüştür? Kinetik enerjiye dönüşmüştür. O yüzden dolayı kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı olduğu için kaybedilen miktar kinetik enerjiye veya potansiyel enerjiye aktarıldığı için toplamları da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Evet ve son sorumuzu çözelim. Artık bugünkü videomuzu da böylelikle bitirmiş olalım. Enerji dönüşümleri güzel bir konudur. Dikkat edilmesi gereken bir konudur ve bir an önce de test çözümüne başlanması gereken bir konudur. Yukarıdaki enerji türlerinden kaç tanesi kullanılarak elektrik enerjisi elde edebilir? Arkadaşlar hemen bu sorunun yeri gelmişken şunu hemen hatırlatmak istiyorum. Başta da söylemişimdir ama tekrar ediyorum. Elinizde bulunan tüm enerjilerden, ısı enerjisinden, güneş enerjisinden, rüzgardan, dalgadan, biyokütle enerjisinden hepsinden elektrik enerjisi elde edebiliyoruz. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.